papa. Uuu, Ariana Grande notundan çıktım. Millicopus Evil Incorporated. Evet, gece video. Neden gece? Tamamen benim iş bilmemezliğim. Bugünü bildiğin YouTube videosunu ayırdım ve sabahtan beri çekeceğim. Sabahtan beri. Ertele et, bir şey ol falan. Saçlarım uzadı farkındaysanız. Ben uzun seviyorum. Yarın berbere gideceğim. İnşallah uzun bırakacağız. İnşallah. Bu video farkındaysanız İstanbul'da değilim. Evdeyim. Misafir odası. Üstümdeki sweatshirt. İtiraf videosu. Bir itiraf videosunda daha böyle yine burada bu sweatshirtimle çekmiştim. Nostaljik olsun diye istedim. Suyumuz yanımızda. Büyük suluğum İstanbul'da şu an bundan itibaren. Gerçekten uzun zaman oldu itiraf okumayalı biz. Bir itiraf okuyalım bakalım. Evet, ilk itiraf değil ama kesin millet kuzenine aşkını itiraf edecek. Bismillah. Kuzenler çok vardı. Bizim toplum kuzenlerle bir haltlar yaşıyoruz. Bu böyle bir şey. Herkesin bir kuzenine bir anısı var. Ben de ilk hırsızlığımı kuzenimden çalmıştım. Bunu anlatmıştım zaten. Önceki oyuncak videosunda anlatıyorum bunu da zaten. Neyse. İlk ve son hırsızlığım. Allah göstermesin. Allah. Ne denir? Nasıl dua edilir? Allah gönlümü kaydırmasın diğer insanların mallarına. Yaşamadığım bir olayı arkadaşlarımla yaşamışım gibi kafamdan uydurup anlatmıştım. Ya bunu hepimiz yapmıyor muyduk? Şimdi ne yalan söyleyeyim, günümüzde hala yapıyor olabilirim bazen. Ama şöyle, direkt böyle senaryoyu uydurmuyorum, anladınız mı? Mesela komik bir şey olmuştur, tamam mı? Onu böyle bir tane daha böyle bir hani şey olur ya, filmlerde şey yaparlar, böyle krem şantiyen efsane bir pasta yaparlar ve üstüne bir tane vişne koyulması gerekir. Ha işte o vişne, o benim kafamdan kurduğum şey oluyor böyle. Ha öyle olduğumuz zaman öyle yapıyorum ve hani o vişneyi koyduktan sonra da şey diyorum, hani hani bu vişne fake, hani yalan bu vişne, gerçek değil diye. Ama daha küçükken, yalan da söylemeyeyim, ben iyice ne her şeyimi yalan söylemeyeyim diye diye böyle tüm her şeyimi dökeceğim. Yalan da söylemeyeyim, küçükken böyle direkt kökten senaryo salladığımda oluyordu. Çocuktuk. Çok normal. Olur yani. Ya yalan olduğunu önce söylersem o espri süregelimi, espri süregelimi bakın. Anladınız ama değil mi demek istediğimi? Ben değişik Türkçe kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Vallahi hiç de kitap okuyamıyorum bu arada, biliyor musun? 1989 okuyorum hala. 1989? Benim Taylor Swift düşünmeden şey. 1900... Neydi lan kitabın ismi? 1984. 1984'de hala okuyorum. Özür dilerim, bana bakmayın, öyle biliyorum. Uzun süredir takip ediyorsanız zaten biliyorsun. 1984'de ben senelerdir okuyorum, ağzını kırayım. Ama bitireceğim gerçekten yani. Onu da okumaya kendimi şey yapıyorum böyle. Neyse, yalan olduğunu önceden söylemiyorum ya. O espri süre gelimini bozmuş olmuyorum ve böyle tam istediğim gibi pat komik oluyor ve hepimiz gülüyoruz. Sonra ben söyleyince hani böyle yalan olduğu bir önemli bir fact olmuyor. Fact ne? Hemen boz Türkçeyi, İngilizceye geç. Önemli bir faktör. Niye fact dedim ki faktör? Önemli bir faktör olmuyor. Yani yalan diyorum ama zaten gülmüş oluyoruz. Öyle. Hem ben günaha girmemiş oluyorum bence. Değil mi? Yani yalan söyleyip hemen ardından itiraf etmek günah mı? Günahları ne kadar? Bence 3'te 1'i olması lazım. Tövbe estağfurullah. Allah'ın işine karışıyoruz. Günah hesaplama. İyicene saçmalıyorum konuştukça. Devam. Arkadaşlar bugün şuna şok oldum. 6 yufka ile 5 yufkanın fiyatı aynıken niye 5'te ısrar ettiğini hala merak ediyorum. Bizim mahallenin yufkacısının artık çocuğumu bilmiyorum kim, ya da direkt yufkacı da yazmış olabilir. Ben yufka almaya gidince hani diyorum ki 5 tane istiyorum. Diyorlar ki bana 6 ile fiyatı aynı. Ama ben de diyorum ki annemin 5 taneye ihtiyacı var, yani 6'ya gerek yok diyorum. Ve bu itirafı görünce böyle şok olmuştum. Oha demiştim. Selamlar onlara da buradan. İsimlerini bilmiyorum ama Allah bol kazançlar versin. En yakın arkadaşım bana sürekli yalan söylüyor ama onu sevdiğim için hep inanmış gibi yapıyorum. Yapma. Şimdi yalanın ağırlığına göre de değişir böyle. Ciddi konularda yalan söylüyorsan arkadaşlığını kes. Bu zor bu arada ha. Yani o yakın arkadaşını sevip böyle seni kötü etkileyen faktörleri görüyorsun ya, onu kesmek çok zor. Nereden bildiğimi sormayın. Çok büyük yalanlar olmadığı sürece, pembe yalanlarsa aynen kalka sen de kolpayı seviyorsun de geç. İlk öpücüğümü 5. sınıfta 20 lira karşılığına verdim. Şimdi senin 5. sınıf kaç yaşındasın acaba? Senin 5. sınıf ama 20 lira iyi bir para bir. Kanka iyi yani. İyiymiş. Yani seni ne kadar büyülemişler demek ki, işte o ilk öpücük mü olayı, uf işte wow. O kadar büyülenmişsin ki o öpüşme olayından, hani para karşılığında vermişsin. Bir dakika, şu an şeyi düşünüyorum.
acaba sen birine 20 lira verip benimle öpüştün, yoksa hani biri seninle çok öpüşmek istiyorum, al bu 20 lirayı ve öp beni mi karşılığında verdim? Bence biri sana geldi Allah aşkına öpüşelim diye 20 lira verdi. İki taraftan da boklu değnek de neyse. Ortamlara cringe, ıyy dediğim her şeyi aslında seviyorum, güzel buluyorum. Bak bu, hak veriyorum sana da. Çünkü bazen benim de öyle yani. Örnek veriyorum, mesela dışarıda dans eden insanlar var ya, dans videosu çekenler. Böyle dışarıdan gördüm, gülüyorum ben de, tamam mı? Böyle atıyorum TikTok telefon koymuş ve böyle full efor dans ediyor böyle. Bu bana da komik geliyor ama mesela aynısını ben de yapıyorum. Yaparım da. Çünkü iyi hissediyorsun. Bak bu konuda Taylor Swift'in bir lafı vardı. Şu an tam hatırlamıyorum ama sizi heyecanlandıran şeylerden Taylor Swift'i hiç Filistin desteklemedi bu arada. Neyse. Bu rahatsız ediyor bir yerden zihnimi. Neyse. Oo, benim çok konuşacak şeyim var arkadaşlar. Çok bağırıyorum bir de gece gece saat. Ama güzel bir söz. Bu yüzden alıntılayacağım bunu. Şunu buraya koyacağım. The worst kind of person is someone who makes someone feel bad, dumb or stupid for like being excited about something. Çevirisi de şöyle. İşte diyor ki en kötü insan tipi biri bir şey için çok fazla heyecanlanırken onu o şeyden heyecanlandığı için kötü hissettiren. Bence anlatabildim. Büyük ihtimalle gelecekteki Melih girsin araya bir açıklasın. Hı? Kendi kendine içine cringe ol, bence dillendirme. Çünkü böyle dillendirince karşısındakini de kırabiliyorsun. Kırabiliyoruz. Bunu da nereden bileyim sormayın. Küçükken Allah'ın gökte olduğunu ve havai fişek atın ona zarar çok masum. Bu Çinliler Allah'ı hiç sevmiyor o zaman. Bir de ağlıyormuşsun ya. Efsane itiraf valla. Bana bok gibi davranıp benden uzaklaşan arkadaşımı hala özlüyorum. İşte bak. Üzücü bir şey. Seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ben demiştim ya, işte bak bu o. Senin de onu yapman lazım. O en iyi arkadaşını kesmen lazım o ilişkiyi. Narkoz anın var mı? Böyle hiç ailenden sakladığın bir şeyler anlattın mı narkoz etkisi derken? Yok. O kadar korkuyordum ki bundan. Artık beynimi öyle şey yaptım ki herhalde, kodladım ki. Ancak işte o videoya koyduğum, altıma işlediğimi zannediyorum. Bir tek o var. Onu cidden hiç hatırlamıyorum. O kısmı. Ha bu arada annemlerin video çekip benim belki başka bir şeyler dediğim de olabilir. Ve bana hiç utanmayayım diye söylememiş de olabilir. İnşallah böyle bir olasılık yoktur. Böyle şeyler düşünmüyoruz arkadaşlar. Gece 3'te sonra ben böyle şeyler düşünüyorum. Eskiden yağmur yağdığında Allah içiyor sanıyordum. Elime gelince uyudu. Allah'ım sen affet cidden. Hani farklı kültürlerde işte Zeus kızdı falan. Sen de direkt hani Allah tövbe estağfurullah. Ama masum yani. Çocukken böyle şeyler oluyor. Avustralya'da bir tane fish and chips dükkanında çalışıyorum. Bir tane adam 4 piece. Oo bak 4 diye okudum. Tam İngilizce. 4 piece of fish istiyorum dedi. Ben de adamın siparişini bağırırken yanlışlıkla 4 piece of shit diye bağırdım. Burada shit bilmeyenler bok. Tam benim yapacağım bir mallık bu arada. Olsun bak, ilk gününden insanları güldürmüşsündür. Belki bir samimiyet kurma şeyi olmuştur oradan. Tuvaleti ben tıkadım. Direkt sade ve öz bir itiraf. Çok iyi. Ben de bazen dışarıda büyük abdest maceralarında böyle bir sifon bozuluyor. Böyle bir durmayan bir su akıyor falan. O zamanlarda çok geriliyorum. Evet, YouTube videosunda anlattığım şeylere bak. Ama dışarıda büyük abdest yapmak çok gerici bir şey. Ama zorunlu oluyoruz bazen. Oluyor da ne yapabilirim? Raşit'e söyle bulsun beni, yoksa ben onu bulurum. Seviyorum lan. Ölürüm. Var ya. Bunu okuduktan sonra aşağı şöyle biraz daha kaydım ve önüme şu itiraf çıktı. Bir dakika bulacağım. Ablama söyle Raşit'i rahat bıraksın. Ben kardeş hukukuna karışılmaz. Ama sanki bak şimdi ön yargıyla konuşayım mı? Ablama söyle diyen kardeş sanki senin iyiliğini düşünüyor gibi. Sen Raşit'i bırak sanki. Raşit sana zararlı gibi. Küçükken elektrik tellerinde toplar var ya, onları Ramazan'da patlıyor sanıyordum. 18 yaşındayım. Aslında çok mantıklı. Yani her sene işte Ramazan'dan sonra patladıktan sonra yerleştiriliyorlar ve pat pat onlar patlıyor. Bir de böyle plaj topu gibi böyle kırmızı beyaz koyuyorlar ya böyle. Onlar harbiden tam olarak hala emin değilim ne işlevi olduğunda. Plastik işte o elektrik şeyi falan. Birimiz aydınlatsın biz yorumlara ki hepimiz yorumları okurken aklımızda da kalır hem. Şu çok iyi bak. İtiraf değil ama çok iyi yazmış. Tam evlen meliksin. Kelime oyununu çok severim bilirsiniz. YouTube başlığında Tunç Kahve'yi kullanan tek YouTuber ben olduğum için böyle kelime olaylarını seviyorum. Bu arada Tunç Kahve olayı için de Instagram'da öne çıkanlarıma bakabilirsiniz. Kendimin de reklamını yaptığıma göre devam. Küçükken markete gidince gofret tarafındaki gofretleri parçalıyordum. Çok canisin.
Neyse Allah'tan küçükken. Bu şeyle aynı kötü enerji. TikTok'ta yapıyordular ya böyle. Gidip gratis de insanlar kadınların saç boyalarının şeyleri değiştiriyor. Anladınız siz. Küçükken farklı olmak için bak herkes bir yalnız en başta böyle küçükken deyip kendini garantiye alıyor. Küçükken farklı olmak için el parmağımı değil ayak baş parmağımı emiyordum. Ooo. Pikmi atasısın sen. Pikmilerin atasısın. Pikmi'nin nirvanası. Şey işte herkes düşünsene böyle. Biri oturuyor böyle anaokulunda falan. Şey diyor hani böyle el parmağını emen de ne bileyim. Melik Kevser'e söyler misin lütfen artık beni taklit etmeyi bıraksın. Kevser duydun. Sosyal anksiyetim olmamasına rağmen bağırmış gibi davranan için sosyal anksiyetim başladı. Çok güzel. İşte bu ne etkilenme şeyi bu bence. Biz insanlar çok etkileniyoruz birbirimizden. İnsan olmak yorucu ha. Neyse bu ayrı bir videonun konusu. Acaba şey mi hani böyle tamamen dalgasına işte sosyal anksiyetim var diye mi? Bence öyle olmadı da sen öyle zannediyorsun bence. Başka bir şeyler doğurttu onu. Dışarıda yürürken devamlı osuruyorum. Etrafta sesi duyabilecek yakınlıkta bir insan olmadığı sürece. Abi ihtiyaç da bu arada ha. Tamam osuruk ayıp tabii ki de böyle yanında zart surt birinin osurması ama. Bence bu hepimizin yaptığı bir şeydir. Eğer yok ben yapmıyorum falan diyorsanız büyük ihtimalle dışarıda osurunuz gelmiyordur. Başka olasılığı olamaz çünkü. Ya kimse duymayacak, kimsenin olmadığı bir yerdesin. Osurmayacağım bir de osururken. Yürü git. Küçükken fazla vampir dizisi izlediğim için vişne suyu içerken kan içiyormuş gibi davranıyordum. Ben de muhafazakar aile ortamında işte biz ailemizden gizli kadeh vişne dolu. Ah şarap içiyoruz falan. Şunu da yapardık işte böyle ufak bardaklara suyla sut. Su. Su. Bak ikisi de karıştırdım. Suyla sut değil. Suyla süt. Karıştırdık böyle rakı. Özenip yapmak da günah diyebiliyorum. Allah mahvetsin valla biz de öyle yapardık. Hatta ben galiba YouTube'da bir alay anlatmıştım yine kuzenlerimle böyle bir o fake alkollerimizden. Her otobüse bindiğinde dülülüm diyorum ve insanlar bana ters ters bakıyor. Olsun dürülüm alışkanlığı bizim aramızda çok sevdiğim bir alışkanlık. Mesela dürülüm İstanbul'da abonman olunca dürülüm ediyor ama ben mesela Kocaeli'de de basarken kent kart basarken ben yine dürülüm diyorum hani ne ses çıkaracak bakmıyorum hani. Ve evet bu videoda da ilanlı aşklar kısmımıza geldik. Arda hala seni unutamadım. La Polat seviyorum seni. Akın seni çok seviyorum. Taylor'a aşığım. Evet yine sizin itiraflarınızla birlikte benim bayağı böyle dür dür konuştuğum bir video oldu. Ben çok eğlendim itirafları okurken. Umarım siz de çok eğlenmişsiniz. Aşağıdan kama abone olmayı. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.